Risale-i Nur'un genel hizmet düsturlarını ele almış olduğu ve külliyat içerisinde hizmetle alakalı düsturların ifade edildiği paragrafların toplamasından oluşan hizmet rehberi dersimizin sayfa 34 ve son paragraf. Oradan devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ben paragrafı düz okuyacağım. Ondan sonra üzerine beraberce tefekkür etmeye çalışacağız. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır, hem madem la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha sırrınca teklifi mala yutak yoktur, hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır, hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır, elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyevi için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir terakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadet-i ebediye girsin. Mektubatta geçen bir cümle, bir paragraf, uzun bir paragraf ama çok güzel bir paragraf. Şimdi bunun üzerine konuşalım inşallah. 16. mektubun sonunda geçen bir yer paragraf. Şimdi bir paragrafın analizi yaparken kim söylemiş, kime söylemiş, hangi makamda söylemiş noktasına bakmak lazım. Burası 16. mektupta üstada sorulan bazı sualler var. İşte ne için siyasetten çekildi, niçin aşmıyorsun? İşte Yeni Said bu kadar şiddetli siyasetten tecanip etmesinin sebebi nedir? Uzak durmasının sebebi nedir? Ondan sonra halini, istirahatini soranlara vermiş olduğu bir cevap var. Diğer tarafta neyle yaşıyorsun? Yani memleketimizde tembelce oturanları başkalarının sayıyla geçinenleri sevmeyiz diyor. Diğer tarafta sana ehli dünya demiş ki sana nasıl emniyet vereceğiz? Yani hem terk-i dünya gözükeceksin hem de talebi dünya olma imkanın var. Kim nasıl güveneceğiz diyor ondan sonra. Diğer tarafta ki sana yapılan bunca bet muamele, kötü muameleye karşı nasıl dayanıyorsun? Eskiden en ufak bir kişinin şeyine karşı bile dayanamazdan cevap verirken üstadın hayatında bu merhaleler var. Peki bunu nasıl bu kadar sıkıntıya dayanıyorsun vesaire diyerekten anlatıyor ve sonda bunun sonunda, o mektubun sonunda mademler silsilesi şeklinde bir sıralama yapıyor ve o sıralamanın içerisinde yani Emin dediği gibi her bir madem aslında bizim için çok önemli bir hayat düsturunu veriyor. Bu ışık kapalıya etki edecek mi sence? Görüntüye. Yani her bir madem aslında bizim için çok önemli bir hayat düsturunu veriyor. Çünkü bu mademleri, yani kendi dünyamda ben çalışırken bunu öyle anlamıştım. Yani bu mademleri uygulasak mesela hayatımızda, ciddi tatbik etsek, gerçekten de ahiretimizi kurtarma noktasında büyük bir fayda olur. Yani kurtarabilir dersem, yani Allah'ın izniyle mübalağa yapmış olmam. Çünkü neden? Buradaki mademlere baktığımız zaman aslında bu mademler her birisi bizim nefsimizi gerek musibetlere, gerek dünyaya karşı olan iştiyak ve his ve heveslerine karşı biraz susturucu hükmünde. Yani susturucu hükmünde. O yüzden çok dikkatli analiz etmek lazım. Yani birinci cümleden başlarsak, mesela dünya madem fanidir diyor. Yani dünyanın fani olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Ama kalbi olarak tasdik edenimiz kaç kişidir dersek, işte problem orada başlıyor. Bunun alameti nedir? Yani ben dünyanın fani olduğunu kalbi olarak tasdik ettiğimin alameti nedir diye sorduğumda ne dersiniz buna mesela? Yani ne yaşantın? Yani müşahhaslaştır. Yaşantın deyince genel tabir kullanmış oluyorsun. İçerisini sen dolduracaksın. Ne demek yaşantın yani? Neye göre? Sen dünyanın, sen kendi yaşantında dünyanın fani olup olmadığına dair şeylerini nereden çıkartıyorsun?
Ya hakikatlere verdiğin değer yaşantın yani hayat içtimaiyede sürekli at gözlüklerine tavuk boğulurcasına koşturuyorsan sadece hayat içtimaiye hayat içtimaiye diyorsan zaten dünyanın fan olduğu lafında kalır yani slogan Evet, olur diyorsun. bir tanesi o, başka. Gitmesi. Yok yok, hayatı dünyevinin fani olduğunu ispatı değil. Senin bu dünya hayatını gerçekten de fani olarak kabul ettiğinin alameti nedir? Dünyanda. Yani buna birçok şey sayabiliriz. Mesela dünyada kazancın seni haddinden fazla sevindirip kaybettiğin şeyi haddinden fazla üzüyorsa, yani sen dünyanın fani olduğuna inanmamışsındır kardeşim. İşte Emin dediği gibi hayatı uhreviye çalışmak, hayatı dünyeviye çalışmak, hayatı uhreviye çalışmaktan senin için öndeyse, yani mesai saatlerini vurduğunda marifetullah çalışmalarına vermiş olduğun önem, haftada 1 saat, 1,5 saat dünyaya vermiş olduğun önem haftada işte 75 saati buluyorsa sen dünyanın fani olduğuna iman etmemişsindir yani. Aslında bu sonuçtur buradaki. Değil mi? Yani bu mesela hem madem dünya fanidir bunların hepsi sonuçtur. Tabi üstad onların evvelinden yapılan muamelelere karşı bakış açısını gösteriyor ve bu bakış açısı yani benim siyasetten uzak durmamın, hayat-ı içtimaiyeden uzak durmamın, sen söyle bana yapılan bad muamelelere karşı reaksiyon göstermememin, bütün vaktimi hakaiki Kur'an'ı harcamamın temelinde şu vardır. Yani bu sebeplerle binaen ben böyle bir hayat sergiliyorum diyor. Yani hayatıyla o süreci yaşamış. Aynen. Sonuçta bunu söylüyorsun. Mesela benim hem madem dünya fanidir demem sadece bir bilgidir, bir lafızdır yani. İşte madem dünya fanidir deyip bu bilgi ve lafzı hayatında tatbikat noktasında gösterecek alametler olur. Mesela sen şöyle de diyebilirsin sen. Mesela hayatı içtimai işte derdi maişete çok fazla emniyet vermemin sebebi nedir dediğinde kardeşim hayat fani. Rızkım zaten kefil olmuş Cenab-ı Hak. Beni aç bırakmayacağını da ben biliyorum. O yüzden mümkün olduğu kadar hayatı içtimaiye girmek istemiyorum dersin. Evet bak buna binaen buna bina etmişindir. Ha, hayatında da bunu gösterirsin. Ama dünya fani, madem dünya fani diyorsun, mesela derdin maişet alemine çok ciddi yer teşkil ediyor. Haddinden fazla ki yani çalışmak ibadettir yani mahlukat. Her şeye bakıyorum. Başta dediğin o malikiyet. Mesela bu burs için de olabilir. Her şey için de olabilir. Tabii, her şey. Mesela başına gelen diğer bir nokta. Başına gelen musibetler seni haddinden fazla üzüp yaralayıp aylarca, yıllarca işin içerisinden çıkamaz hale gelip insanlara kin ve adavet besliyorsak bu faniliği idrak edemediğimiz alametidir yani. Peki, sözde diyor o da biraderi gibi korktu taştı ama biraderi gibi korkmadı diyor yani aslında bir tepki olacak ama haddi Tabii. aşmayan bir tepki. Haddi aşmayan yani bu haddi aşmalarımızın, bu tepkilerimizin, bu hırsımızın temelinde dünyanın fani olduğuna karşı kalbi bir mutmainlik olmadığından kaynaklı. Kalbi mutmain değiliz yani. Onu nasıl sağlayabiliriz mesela? Dünyanın fani olduğuna kendimizi nasıl inandırabiliriz? Ya iman eğitiminden başka yol yok. Bu yani iman eğitimi işte. Bu tür eğitimlerimizi arttırmadığımız müsbette. Bunun şeyini sen söyle şey yapamayız. Bunu yakalayamayız. Meyvesini alamayız ya. Yani yok yine inandıramazsın kendini. Bu Çünkü şuur ne kadar hakiki iman ile besleniyorsa onun nispette her şeydeki fanilik damgasını görmeye başlıyor. Mesela gidiyorsun, saçın dökülüyor, kendi dünyanda saçın dökülüyor, işte etrafındaki insanlar vefat ediyor, mevcudata bakıyorsun, ölüyor. Her şeyin üzerinde fena ve fani damgası var. O fena ve fani damgasını görecek Kur'an gözlüğü lazım bize. O gözlüğü takmadan bunu yakalayamazsın. Biraz konu dağılabilir de bugün kafama takılan bir şey oldu da bu mesela felsefe ile mesela bencelerimiz felsefe oluyor ya yani bu bence ile tecrübe arasındaki fark ne abi? Mesela tecrübe de felsefe oluyor mu? Yoksa tecrübe farklı bir şey mi? Mesela misalen ben bir şey diyorum. Diyorum ki ben işte yaşadığımı anlatıyorum sana. Şimdi bu yaşadığım felsefe mi oluyor? Yoksa yaşadığımı Kur'an'la sünnetle manalandırıp Hayır. Sen mesela üstad yaşadığımı, yaşamış olduğu vaziyetleri anlatmıyor mu bize? 26. lema başlı başına üstadın yaşadığı aradaki alet-i rüya. fark ne acaba o Aradaki felsefe? fark Kur'an'la yorumlayıp içerisindeki manayı Evet. okuyabiliyorsan. Fark o oldu işte. Tabii sen ama felsefede sen böyle yaptığın için böyle oldu, böyle yaptığım için böyle oldu, ben yaptım böyle oldu şeklinde işi bene hamletmek var. İşin özelinde ben var yani. İkisi zahirde birbirine benziyor ya.
Tabii. Mesela kerametle istidraç da birbirine benziyor. Ama içerisinde ben var yani. İçerisinde ben olan şey, ben olan şey de artık vahiy kesidir. Evet, yani dünya manen fanidir dediğimiz birinci nokta bu. Yazılanlar var. Rabbimizin isteklerine karşı vazifemiz olan duruşumuz. Yani genel bir tabir Harun. Dert sıkıntı gösteriyor ki bu dünya fani. İnsan bir ölüm ve sonradaki o büyük adaleti istiyor. Evet, doğru. Neyi neye feda ediyoruz? Bir de bu mühim. Hizmetimiz için diğerlerini mi feda ediyoruz? Diğerleri için hizmetimizi mi feda ediyoruz? Evet, yani bu tür noktalar bizim bu dünya hayatını fani görüp görmediğimizin birer numunesi, birer alametidir. İkinci hem ömür kısadır. Yine dünyanın faniliğini anladıktan sonra anlamamız gereken en büyük ondan sonra hakikatlerden bir tanesi de ömrümüzün kısa olduğu. Ömrümüzün kısa olduğunu ki ömür bir sermayedir ve ömrümüzün kısa olduğunu çok ciddi şekilde idrak ettiğimizde artık ömrümüzü kullanma noktasında çok iktisatlı davranırız. Şu gün şu zamandaki en büyük israf ne ekmek israfıdır ne ondan sonra işte su israfıdır. Bu zamanın, bu asrın en büyük israfı ömür sermayesinin badi heva, boşu boşuna israf edilmesidir. Instagram'larda, YouTube'larda, sosyal medya mecralarında, mahalle yani işlerde, dışarıda marifetullah'tan uzak, Cenab-ı Hakk'ı tanımaktan uzak, onun ibadetinden uzak her anımız bir ömür israfıdır. Bir ömür sermayesinin israfıdır ve bu asrın en dehşetli israfı budur. Başta madem dünya fanidir demiş ya, şimdi insanın ömrünün kısa olduğunu anlayabilmesi için kısaltıyor. Mesela ölüm aklına geldiği zaman dünyanın kıyameti nazara alır nefis diyor ya. Üstad Bey bundan dolayı başta dünyanın fani olduğunu nazara veriyor. Çünkü onun fani olduğunu görmezsen ömrünün de kısa olduğunu anlayamazsın. Yani ikisi birbirine bağlı çünkü nefis hemen kafasını dışarı çıkartıp afaka bakıp ondan pay biçebiliyor. Ama kendi dünyamızda başımıza gelen hadiseler içerisindeki bu tecelliyatlar veyahut da dünya kazancındaki sevinmemiz veyahut da kaybetmemizdeki üzüntümüzün temelinde paragraf paragraf gittiğimizde ikinci noktayı saydı. Yani dünyanın fani ise kardeşim gerek yok takmana. Çok da uğraşmana gerek yok. Çok da hani şey yapmana hani derler. Çok da şey yapmaya gerek yok. Yani çok da böyle ciddiye almaya gerek yok. Çünkü dünya fani. İkinci maddem ömür kısa. Evet, yani onun üstadın affetmesinin bence temel şeyi, üstad her şeyi dünyanın yani bir imtihan ve tecrübe dünyası olduğunun farkında. Yani o gelen şeyin aslında Allah tarafından ona bir eğitim olduğunun farkında. Ona eğitim olduğunun farkında ama yetmez ama. Tabii eğitime tabii. Enaniyeti inceltmeden olmaz abi. Yani istediğin kadar dünyanın fani olduğunu kapı gibi inanet varken dokunan şey seni çarpar. Bununla ilgili ders örnek vermiştik ya. Bir. Bir değerinde kıymet veriyorsun. Çarptı bir. Bir yaralar seni. Hasan çarptı 100. 100 yaralar. Geldi Osman çarptı 10 bin. 10 bin yaralar yani. Yani bu işin bu iş yani marifetullah eğitimine tabi olmadan bu şeyden yaralanmadan kurtulmak imkansız. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Yani üçüncü madde, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, yani dünya fani, ömür kısa, bir de gayet lüzumlu vazifeler çok. Lüzumlu vazifelerin çokluğunun idrakine vardığımız anda lüzumsuz şeylerle uğraşmayız. Mesela ne yapıyorum? Temin telefon geldi, derse başlayacağım, çabuk konuş dedim, kapattım. Bak, derse başlayacağım, çabuk konuş, kapatıyorum. Şimdi ömür sermayemizin kadro kıymetini bilmediğimiz için biz çok lüzumsuz şeylerle uğraşıyoruz. Yani buna her şeyi katabilirsin. Maçı kat, diziyi kat, dışarıdaki maliyeni kat, muhabbetleri kat, telefonda haddi zatından fazla konuşmayı kat. 13-15-20 dakika telefonda konuşuyoruz. Niye? Ömür sermayemiz çok ya. Harcarım kafana göre diyorsun. Bak geçen şöyle bir tefekkür oldu. Yazacağım hatta. Festakim kema ümürt ayeti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yaşlandıran bir ayet-i kerime olarak bilinen, meşhur bir şeydir bu, tamam mı? Meşhur bir ayet, Hud suresi olması lazım. Yani emrolduğun gibi dosdoğru ol. Bizim hedefimiz bu cihette emrolduğumuz gibi dosdoğru olmaktır. Ben dosdoğru olmak noktasında bir gayret gösterip Kur'an ve sünnet ışığında kendimi yontup, hissiyatlarımı, duruşumu yontup bir şekle girdikten sonra olmamış insanların gönlünde barınmamanız bize acı vermemesi lazım. Sen olmaya bak. Yani olmak derken bu kemalat o, ben işte takva oldum, ben zirve oldum değil.
Ben kendimi Kur'an ve sünnete göre hayatımı tanzim ediyorum. Ve bu noktada istikametli bir hayat yaşamak istiyorum. Ama Emre beni anlamamış. Emre beni sevmemiş. Cahit beni sevmemiş. Önemli değil. Sen olma gayretindeysen vahiy ve sünnet perspektifinde. Dolayısıyla senin hani yani yanlış anlamayın, özür dilerim, örnek olarak veriyorum. Yani iki tane olmamışın gönlünde benim muhabbetim olmamış veyahut da beni anlamamışsa hiç önemli değil. Amelimizde rıza ilahi olacak. O razı olduktan sonra bütün dünya küsse emniyeti yok. O kabul ettikten sonra bütün halk reddese tesiri yok. Bak o razı olup kabul ettikten sonra bütün halk reddese tesiri yok. Yani o razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse halk onlar istemek talebinde olmadıkları halde ne yapar? Halklara da kabul ettirir diyor. Bir de zaten en önemli şey de o. Bilsinler diye yaşıyoruz zaten bu hayatı. Yani imanımızın şey olması, hakiki imanı tekabül etmemesinin sebebi bu. O desin, bu desin. Herkes biraz tık tıklıyor. Ortada bir şey kalmıyor. Tabii yani mesele işimiz, gücümüz bu noktada halkı karıştırmayacağız. Ya benim bir planlı bir hayatım var. Plansız adamlar bana anlayış göstermiyor. Göstermesin ya. Allah Allah. Ya göstermesin yani adam. Cahit abi bana saygı göstermiş, göstermemiş. Ya kardeşim halk değil mi? Halk yani yaratılmış değil mi? Mahluk değil mi? Ya mahluk övse ne olur? Mahluk sevse ne olur? Mahluk yerse ne olur? Mahluk medyetse ne olur? Mahluk değil mi? Pişir iş. Benim işim halk, halkla olan, halikle olan mahlukla ilişkisi olmaz. Ama biz maalesef dediği gibi o ne derler diye kısmına takıldığımızdan dolayı desinler diye takılınca bu sefer diyoruz ki hem halkı razı edeyim hem halikı razı edeyim. Öyle bir dünya yok kardeşim. Olmaz. Öyle bir dünya. Hani üstad diyor ya, ben böyle yangını söndürmeye gidiyorum. Ayağım birilerine takılmış. Ne emniyeti var? Emniyeti yok kardeşim. İlla ki birileri sana gıcık olacak. Yani Hasanca söylüyorum. Birileri sana hoş bakmayacak. Birileri seni sevmeyecek. Ben her zaman da söylüyorum. Bakın samimi, istikametli bir mümin herkes tarafından sevilmez. Ancak müminler tarafından sevilir. Zaten aslında. Ölçü budur yani. Emin. Hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır. Evet. Hem madem hayatı ebediye burada kazanılacak. Yani dünya imtihanına bir kere giriyoruz. Mesela ehliyet sınavına Umut'un kardeşi kaç kere girdi? 5 kere girdi sınava. Kazandı mı şimdi? Kazandı. He, 5.sinde kazandı. Bak 5.sinde kazandı. Değil mi? Ama dünya imtihanına bir daha gitme imkanımız yok abiler. Bu dünya imtihanına girdik ya, bu imtihandan bizim muvaffakiyetle çıkma noktasında mecburiyetimiz var. Başka hak tanımıyorlar. O yüzden meşgul etmeyecek bizi hiçbir şey. Haddinden fazla meşgul etmeyecek bizi hiçbir şey. Benim işim var kardeşim. Benim çok önemli işim var. Özellikle ehli hizmete yapılan en büyük hakaret budur işte. Ve bu bizden kaynaklıdır. Şuraya gitsene sen. Ya gidemem, benim işim var. Ne işim var ya? Bak hep benim en çok hayatımda yaşadığım problem elhamdülillah. Şu anda yaşamıyorum çok şükür. Demek ki o zamanlar bir gevşekliğimiz varmış ki Cenab-ı Hak böyle imtihan etti. Yani bir şey... Ya sen yapsana, ne işin var canım? Şimdi bak benim babam bile bana demiyor. Ben diyorum işim var, tamam. Demiyor niye işim var. Çünkü gördü. Neyin ne olduğunu gördü, anladı. Ha diyor önemli işi var. Bir de şunu öğrendi. Taviz vermeyeceğim diyor. He ayrı. İşte bizim dünyamızda bak bu önemli. Ama ya ne işin var? Kardeşim benim çok önemli işim var ya. Benim çok önemli işim var. Bundan daha önemli iş yok. Aynı zamanda bu yalnızca bana ait olan önemli değil ha. Sana ait olan önemli bir iş. Sen de bunu yapman lazım. Yani garip olan ben değilim. Mecnun olan ben değilim. Allah Allah. Yani o yüzden hayat ebedi kazanacağımız mecra burası. Ve bu dünyanın her bir mevcudatı benim için çok önemlidir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı tanıtan, esmasını gösteren, ahirete yatırım yapmamı sağlayan bir şeydir. Diğer taraftan bu dünya hayatının her bir anı benim için çok önemlidir. Çünkü ben bu dünyada ebedi hayatı kazanacağım. Saadet ebedi kazanacağım ve hatta kaybedeceğim. Diğer bir hem madem dünya sahipsiz değil. Evet. Yani yine bu noktada dünyaya karşı çok ciddi şekilde burnumuzu sokmamızın en büyük sıkıntısı özellikle afaki hadiselerde farkına varamadığımız bir şey maliki hakikiyi unuttuğumuzdan kaynaklı. Bu ne olacak? Şu ne olacak? Yani o kadar boş işlere, o kadar gereksiz işlere
vakit harcayıp düşünüyoruz ki kendi derdimize dertlenecek vaktimiz kalmıyor. Bakın kendi derdimize dertlenecek vaktimiz kalmıyor. Çok büyük, büyük problem bu. Eskiden ben bunu çok yapardım, çok dinlerdim. Şimdi dinlememeye çalışıyorum. Çünkü baktım bitmiyor. Güzin abla oluyorsun. Güzin abla vardı eskiden, hatırlar mısınız bilmiyorum ama Güzin abla ve köşesi vardı. Güzin ablaya sorardı, Güzin abla cevaplardı. Dertlerini dinlerdi, cevaplardı. Şimdi sen de belli zamandan sonra Güzin ablaya dönüyorsun. Adam geliyor, derdini sana boşaltıyor. Tamam mı? He, rahatlıyor. Bu sefer sen adamın derdiyle dertleniyorsun. Sonra adam derdini çözüyor. Selam. Tamam mı? Senin haberin yok, selam yok, bir şey yok. Abi ben bunu çözdüm elhamdülillah, düzeldi demiyor. Tamam mı? Sen adamın derdiyle dertleniyorsun. Çoğu işimiz geçen bir yazı paylaştım ya, bak çok önemli bir ölçü bu. 21. sözdeki üstad diyor ya, hani meşagili dünyeviye dediğin çoğu sana ait olmayan fuzuli karıştığın veya karıştırdığın işlerdir diyor. Aynen bizim hayatımızın tam merkezinde olan nokta budur şu anda. Bazen enaniyetten bir makam vermişim kendime. Hasan abi, Hasan abi ise her dertte dertlenecek. Emre'nin derdiyle dertleniyorum. Cahit'in derdiyle dertleniyorum. Cahit'in hiç olmadık derdiyle dertleniyorum. Cahit'in arkadaşının derdiyle dertleniyorum. Ya ben bunu yaptım arkadaşlar. Ben buradan adamın, affedersiniz, flörtüyle yaşadığı sıkıntı yüzünden ondan sonra adama gittim, derdini dinledim. Adama bir yol göstermek için. Elhamdülillah adam derslere geldi gitti. Sonra ne oldu biliyor musun? Üç kuruşluk dünya hayatı yüzünden adam bana etmediği hakareti kalmadı. Ne mesajlar çıktı bana? Hiç benimle alakası olmayan mevzu yüzünden. Ne oldu? Ha, karşılık beklerimizden değil. Kardeşim ben dert küpü değilim ya. Benim önemli işlerim var. Benim derdim var, derdim. Ben senin derdini harcarsam vaktim gidiyor. Ne yapacağız? Dertlenmeyeceğiz mi? Kardeşim ehline gönder ya. Aile sıkıntın var. Ara Ferhat abi. Ara kardeşim Ferhat abi sen. Ya ara ya, ben sana çözüm, ben istikametli bir aile hayatı yaşayan adam değil ki sana. Ne ben söyleyeceğim? Ben dangozun tekiyim yani. Cenab-ı Hak inayetiyle 19 seneden beri evlilik devam ediyor elhamdülillah. Belki bizim olması çoktan bitmişti yani. Gönder. Gönder abicim. Ama şu ölçüyü kaçırmayacağız. Yani şöyle yanlış anlaşılmasın. Mesela ben Emre ile beraber yol yapmışım. Emre ile beraber yemek yemişim. Emre ile beraber hizmetimi dertlenmişim. Emre bana omuz vermiş. Artık Emre'nin derdi benim derdimdir. Ben onun derdiyle dertlenirim. Fakat bizim bu dünyamızda bu hani değerime en yakın adam en değerlimdirden biz maalesef geçip olmadık insanlara vakit harcıyoruz. İki defa sohbete gelmiş adama o alıyorsun gidiyorsun araştırıyorsun bir şey yapıyorsun. Ne gerek var kardeşim ya, ve zamanımız kalmıyor. Ne okumaya zamanımız kalıyor ne medreseye. Medreseye gelemiyorum. Niye işte falancanın işiyle uğraştım. Sana ne abisi adamın falancanın işiyle ya. Ne falan ama Emre olsun, Cahit abi bunlar benim dava arkadaşlarım. Beraber yürüyorum, beraber şey yapıyorum. Cahit abinin evinde bir sıkıntı vardır. Gel. Ki bu noktada hemen işi ehline havale etmekte fayda var. Çok fazla fuzuli karıştırıyoruz, çok fazla fuzuli karışıyoruz. Çünkü farkında değiliz. Bakın insanların bize bir şey danışması, ben kendi üstünde tecrübe ettiğim şeyi söyleyeyim size. Bana keyif veriyordu eskiden. Keyif veriyordu biliyor musun? Danışılan adamım ben. Tabii bak yemin ediyorum sana, bak benim nefsim diyor ki bak sen danışılan adam oldun ya. Adam oldun sen. Herkes soru, çok soru geliyor. Baktım ha çok soru geliyor. Vay puş, puşta bak dedim ya, kendine pay çıkarmış burada. Tamam elhamdülillah. Son bir şimdi hiç şey yapmıyorum, uğraşmıyorum yani. Mümkün olduğu kadar uğraşmıyorum. İlla ki sevdiğim, hatırını kıramadığım insanların derdi oluyor veyahut da soruyor. Onlar da mümkün olduğu kadar hızlı şekilde kendi dünyamı çözüp, kardeşim beni meşgul etme, benim meşgul ettim olmam gereken işim var. Çünkü abiler zaman çok hızlı akıyor, farkında mısınız? Zamanı geri getiremiyoruz ya. Bak parayı kazanırsın ama zamanı kazanamıyorsun. Dün Umut'la onu konuşuyoruz ya. 2021 olmuş, Ocak olmuş, Ramazan gelmiş ya. Ben kendime koymuş olduğum hedeflere bakıyorum, Ramazan'a kadar yapacağım hedeflere bakıyorum. Yarısına ulaşamamışım daha. Yarısına ulaşamamışım. Niye? Vaktim yoktu. Hayır, vaktim vardı. Vakti çok boş yere harcadı. O yüzden belli bir yaştan sonra zamanın değerini daha iyi anlamamız lazım. Yani bak ben bir ölçü vereyim size. 40 yaşından sonra bir adam kardeşim saatlerce hunharca televizyon izlemekten kendini çekemiyorsa. Bak ne söylüyorum, tamam mı? İşte falanca bir yerde böyle saatlerce oturup boş geçirir zaman geçiriyorsa. Bu adam anlamamış kardeşim. Bu kadar nettir bu iş. Ha izlemeyecek miyiz? Ya kardeşim izliyoruz. Ama kalbini yardan uzak tutamayacaksın. Tutmayacaksın. İzle de aslında. Tefekkür et, izle.
He ama tamam yapabiliyorsan diyor ama bak kalbini yerden uzak tutmayacaksın. Ya yaş gelmiş. 40'ı geçmiş. Artık koşar adım 40'tan sonra işler çok değişiyor. Bilmiyorum benim alemimde öyle oldu elhamdülillah. 40'tan sonra yemin ediyorum size çok farklı oluyor insanın hayatı, bakış açısı. Diyorsun kardeşim ben gidiyorum ya. Gidiyorum ya, gidiyorum yani. O yüzden yani bu noktada dünya sahipsizdir kardeşim ya. Dünyanın bir sahibi var. Cenab-ı Hak Rabb-i Rahim ne diyor bak devamında? Madem şu misafiren dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. Ne olacak, ne bitecek? Ya bu dünyanın gayet hakim, hikmetle iş yapan, kerim, ikram sahibi olan bir müdebbiri var. Hasan'ın yapmacık müdebbirliği gibi değil ki. Mutlaka her işinde hikmet var değil mi? Her işinde ondan sonra bir ikram var. Ya benim et karıştırmaya, ya bu 2020'de ne olacak? 2023 seçimleri ne olur? İşte Amerika'dan bidon mu olur, davul mu olur? Ne olursa ya sana ne kardeşim? İşine baksana sen ya. Niye kendini bu boşa malihanet ile iştikar ediyorsun? Kaç bidon geldi gitti yani ondan sonra. Değişir, her şey değişir. Cenab-ı Hak, Rab, ya işte dış mihrakların böyle planları var. Kardeşim senin o dış mihrak dediğin bütün o planlar Cenab-ı Hakk'ın planının küçük bir parçası ya. Sen rahat ol ya, senin yapman gereken iş o değil. Onun verdiği zevkle orada o yere getiriyor. Ya maalesef şu anda öyle, nurculuk alemi siyasette hemen olmuş vaziyette gidiyor yani. Allah yardımcımız olsun. Evet. Hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Yani bu kainatın, bu dünyanın bir hakim ve kerim bir müdebbiri varsa. Yani iyilikler ve fenalıklar cezasız kalmayacak. Zerre miktar iyilik, zerre miktar fenalık karşılıksız kalmayacak diyor. Ayet-i Kerime'nin ifadesi bu. Sen niye hesap sormaya kalkıyorsun? Niye ceza vermeye kalkıyorsun? Neden ondan sonra hak almaya kalkıyorsun? Ya bırak. Zerre miktar iyilik. Kalmayacak ya. Sen emrolduğun gibi dost doğru oldun mu? Ona bak sen. Yaptıkların doğruysa bırak. Kader ona hükmü veriyor zaten. Ben kendim bunu çok yaşadım yani. Bakıyorum dün Umutlar'ın konuşuyoruz tamam mı? Elhamdülillah Cenab-ı Hak nefsine baş başa bırakmamış. Hissiyatımızı karıştırmamış. Bizi bir yerde tutmuş. Şimdi bakıyorsun o zamanla yaşamış olduğum hadiseler içerisinde kim his karıştırıp sen söyle yanlış yapmışsa Cenab-ı Hak faturasını teker teker kesti. Verdi ellerine. Tık 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 tık. Anlattı Umut'a. Bak buna böyle, buna böyle, bak böyle yaptı. Hepsinin elinde şu anda fatura var. Ben de o zaman 2,5-3 ay bir fatura ödedim. Tamam mı? Aldı faturaları. Bu dünya. Bir de ahireti var bunun ama. Biz Cenab-ı Hak'tan fazla hak dava ediyoruz. Hem Cenab-ı Hak diyoruz. Mesele ikili mübaşerede gelince gaklayıp duruyoruz yani. Hem Cenab-ı Hak diyorsun. Hakkını verir diyorsun. Hakkı gözetir diyorsun. Hem ödüyorsun ki hakkımı hakkım. Hak 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 hak. Gaklayıp duruyorsun yani. Tezat var. Çok tezat var. Ya. Hak. Cenab-ı Hak diyorsun. Ne demek hak? Haksızlık yapmayan, her şeye hakkını veren. Bak enteresan değil mi? Bak Cenab-ı Hak her şeye hakkını verir. Bir şey olmuşsa hakkıyla olmuştur. Ama bunda haksızlık var diyorsun. Ne oldu şimdi? Benim hakkım değil dediğin zaman şirkete giriyorsun. Yani tabii canım hak, Cenab-ı Hak diyorsun. Diyorsun ki bu haksızlık yaptı. Çok enteresan, çok ince bir çizgidir ha. Evet, hem madem la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha sırrınca, yani Cenab-ı Hak kaldıramayacağımız yükü ne yapmaz? Bize vermez. Yani teklifi mala yutak yoktur. Yani ne demek bu? Cenab-ı Hak bana bir şey vermişse benim bunu kaldırma kapasitem vardır. Ya bazen mesela şey oluyor, güldüm ama. Yok, sıkıntı yok. Bazı şeylerin mesela altına biz bilerek giriyoruz. Yani o yükü mesela kaldıramayacağımızı biliyoruz ama bilerek o şeye doğru gidiyoruz. Yani o yükü kaldırırım gibisinden o yükün altına girmeye çalışıyoruz yani. Nasıl oluyor mesela örneklendir? Nasıl diyeyim işte. Mesela o kadar borca giriyorsun. Alttan kalkamayacağını bildiğin halde. Anladım. Yani kendimizi cüz-i ihtiyarımızı yanlış kullanıp dünya hayatını yanlış yorumlayaraktan sen söyle. Risklere giriyoruz, yüklerin altına giriyoruz, sonra eziliyoruz. Bir dükkanım vardı, bir dükkanım daha oldu. Büyük fabrikam olsun, 3 katlı 500 metrekare, 1000 metrekare işte 3 katlı fabrikam olsun, tamam olsun. Son bir de ders çalışayım. Ondan sonra sen söyle, abi ben ezildim. Kampes arttırman lazım. Yani 1000 metrekareyi 15 saatte yönetiyorsan, tamam mı? 3000 metrekareyi 45 saatte yönetirsin. Hadi teknolojik aletlerle ve uygun elemanlarla bunu tekrardan sen söyle bir güne indirirsin. Bir günün gider ama. İşte yani sırf bunu dünya ticareti olarak algılamamak lazım. Yani Umut'un dediği gibi
kaldıramayacağımız yük altına girmek, kendimizde olmayan şeyleri var gösterip, tamam mı? Mesela hizmet sahasında da böyledir bu. Ama geçen video paylaştım ya hani bu iş bizden sorulur, ondan sonra adamı madam yaparız, madam Allah diyor, kaldırıyor pırt yani işte mesele bu, bu hizmet sahasında da böyle, tamam mı ya, kaldıramayacak, senin o kaldırma kapasiten yok, böyle yuka giriyorsun ama ezileceksin, ondan sonra eziliyorsun da ama kendi imtihanımızı zorlaştırıyoruz ama zaten Allah kaldıramayacağı yükü de vermez. Yani sen cüz-i ihtiyarınla bir şeyleri zorlamadıysan vermez. Ama sen çok istersin, hani anlatılır ya, bilmiyorum aslı var mıdır yok mu? Hadislerde çok zengin olmak isteyen birisi geliyor Efendimiz'e dua istiyor. İşte Efendimiz gönderiyor, tekrar geliyor, bir daha söyle dua ediyor. Sonra adamın gerçekten de muhteşem bir serveti oluyor, işte koyunları, sürüleri falan. Ondan sonra işte bir sürü sıkıntı yaşıyor vesaire. Aslı var mıdır yok mu bilmiyorum ama biz hakikati alalım burada. Yani bir şeyleri talep ederken kaldırma kapasitemizi hesap ederekten istemek lazım. Ya. Her şey. Yani biz şöyle yapıyoruz, bak formülü de bulmuşuz şimdi. İhtirasımızla istediğimiz şeyi mübarek yani alma talebindeyiz. Ya Rabbi, tamam mı? Sen bana hayırlısıyla nasip etsin, nasip eyle diyorsun. Bak hayırlısıysa nasip eyle diyorsun. Tamam mı? Ama değilse de hayırlı eyle, nasip eyle. Yani illa nasip eyle. Onu nasip eyle bana bak ama, tamam mı? Şimdi kardeşim niye sen bunu böyle zorlaştırıyorsun ya? Bak ya, enteresan bir dua stili yani. Aslında çok güzel, makbul yani. İstedim, vermedi ama ver. Bak diyorsun ki iyi ki makbul. Tabii. Ya Rabbi hayırlıysa bana nasip eyle. Ne demek bu? Ben senin ilmin muhitine bırakıyorum. Bu benim hakkımda hayırlıysa sen bunu bana verme. Hayır, devamlı ben diyorum ki bak bu hayırlı olmasa bile sen bunu hayırlı formata çevir. İlla onu ver. Orada farkında olmadan sen söyle ilmi muhite müdahale yapıyorsun sen. Yani yaptığını zannediyorsun sen. Çünkü senin dünyanda o şey hayırlı senin için. Olması lazım diyorsun. Olması lazım dediğin için de onu bir şekilde kopartma peşindesin sen. Hayır olana beni razı et. Çünkü mesela bir şey istiyorum ben şimdi. Diyorum ki ya Rabbi bana bir büyük bir kitap nasip et. Cenab-ı Hak diyor ki aslında küçük bir hizmet rehberi veriyorum. Şimdi bak dua ettim ben. Cevap verildi. Hayırlısı küçük kitapmış. Diyorum ki neyse canım. Yapacak bir şey yok yani. Böyle olmadı ama. Şimdi bak ne oldu? Kalbin razı değil. Rab'tan, bakın Rab'tan Rab. Yani Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden rızazade olmak lazım diyor usta. Çok enteresan bir tabir. Yani o verdiyse olması gereken budur. Gık çıkartmamamız lazım ama ya çok çok enteresan bir nokta. Rızazade ne demek abi? Sürekli razı olma hali mi? Yani sürekli razı. Sürekli razı. Evet. Rızazade diyor yani. Yani ona artık şey olmuş olman lazım. Hemal olmuş. Rıza, razı olmaktan ya bu olması lazımmış. Sürekli ondan razısın. Ne olursa. O yapıyor ya. Hakimdir abi, hiç yapmaz. Rahimdir. İhsan-ı merhameti çoktur. Direkt. Keşkeler, benceler, böyle olsaydı, böyle olsaydı, yok. Yani. Tabii hiç şey yok. Hiç ihtimal yok yani. Böyle olması lazım ya. Öğrenince söyleyeceğim. Hocam iman eğitiminde kendimizi tabi tutmadığımız için hayatı içtimaiyede ölçülü davranamıyoruz. Yani Allah diyerek kandırıyoruz. Fakat Allah işi boş. Aynen öyle. Bırakıyorum ama tam da güvenemiyorum gibi. Evet öyle kardeşim. Doğru söylüyorsunuz. Ama ve lakin biz bunu yapmak için geldik. O yüzden kendi dünyamızda teklifi mala yutak olmadığını, başıma ne geliyorsa bunu ondan sonra kaldırabileceğimin farkında olmam lazım. Ama dua ediyorum. Diyorum ki ya Rabbi bana kaldıramayacağım yükü verme. Ama Allah diyor ki kaldıramayacağım yükü vermem diyor. Aslında şu, bir yük veriyorsun fakat bu yükü kaldırabilirliğimin farkındalığını bana nasip eyle. Yani ben kendi iman eğitimine, kendimi Kur'an'ın, vahyin ve sünnetin iman eğitimine tabi tuttuğumda bana verilenin benim tarafından kaldırılabileceğinin farkında olmam lazım. Şu masa verildi bana, kaldırabilirsin ama tutmasını bilmen lazım. Vahiy ve sünnet bana tutmasını öğretir. Sen de her şeyi kaldırırsın ama tutmasını bilmiyorsun. O eğitime tabi tutmayınca en ufak bir şey verilse bile kaldıramaz hale geliyorsun. Yani çok çok önemli bir nokta bu. Evet, devam ediyorum.
Hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır. Mesela dünya hayatında bunu çok uygularız biz. Yani en ufak bir zarar ihtimali varsa girmeyiz o işe. Ben o işe girmem abi. O işe girmem ben. Ayağım sağlam yere basacak. Ben o işe girmem. Değil mi? Çok kullanılan kelamdır değil mi? Ben önümü göreceğim abi. Ben önümü görmediğim şeyde yürümem. Ayağım sağlam yere basacak. Bak dünya hayatında böyle. Mesela ahiret hayatı olunca maşallahımız var. Ya, bu noktada acayip ondan sonra zarar, fayda şeyini hiç düşünmüyoruz biz. Orada en az ihtimale güveniyoruz. Bak kardeşim, bak kardeşim, bak bunu yaparsan vaktin gidecek, bak hakayık imaniye fazla vakit ayıramayacaksın vesaire. Abi, dükkanda mescit yapacağım. Üst katı mescit yapacağım. Tamam, üst katı mescit yapacağım. Sen cami kurup fark eden bir şey yok ki. Sen içinde çalışmadıktan sonra ne fayda var ya? Ya şunu yaparsan böyle olur, bak daha çok şey yaparım. Yapamazsan. Abi şimdi konuşurken tebeküldüm. Bu insandaki heva, heves ve hırstan kaynaklanan şeyler, bu cüz-i irademizi biz bu marifetullah eğitimlerine alırsak, bu marifetullah derslerine bulunursak, çalışırsak, bu hislerimizi, fıtratımıza derz edilmiş hislerimizi cüz-i irademizle farklı yerlere sevk edebiliriz. Abi biz kolayı seçiyoruz. Daha lezzetli. Bu dünyanın yani peşin lezzet ya, peşin lezzeti tercih ediyoruz. Hani şey yapamıyoruz, ruhumuzun isteklerinin farkında değiliz yani, fark edemiyoruz yani. Ya çünkü bedenle kendini tanımlayan insanın dinle ne iş olur ya? Adam yani sen söyle, bedene tabi olmuş bir hayat. Yani adamın 40 yaşından sonra atıyorum kadının kocasını beğenmemesi, işte kocanın kadını beğenmemesinin temelinde beden vardır yani. Çünkü güzelleştim artık, bakıyorsun sen bu olmaz diyorsun. Kafan artık biraz daha üstlere gidiyor. Ondan daha önce bunu yapabilir miydin? Sen yapamazdın kardeşim. Çünkü niye? Fiziki şeyin müsait değildi yani. Anladın? Ha. Ha, diğer taraftan da kadın da bakıyor. Ya ben bunu ayrılırsam nafakanın da dibine de vururum. Rahat da yaşarım. Der. Hepsi beden merkezli, madde merkezli hayatla bu dünya hayatında lezzet bulamazsınız abiciğim. İstersen altına jet ski'yi koy, istersen yatı koy, istersen arabayı koy, istersen yazlığı koy, istersen şunu koy, ne koyarsan koy kardeşim. Tamam mı? Altı boş. Asr-ı saadetin manasını anlayamıyoruz. Maddeyle kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz. Evet. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. O yüzden mezarlık ziyaretlerini, kabir ziyaretini çok yapmak lazım. Ama kabir ziyaretini yaparken de bir ölçü içerisinde yapmak lazım. Kabir ziyareti, kabre gidip ölüye Fatiha okumaktan öteye geçmesi lazım bizim için. Biliyor musunuz bununla ilgili? Bak, tefekkürüm vardı, bulabilecek miyim acaba? He, aynen bak, maşallah. Hasan Yenidir Risalesi sayfa kaçtı? Çok çok ciddi bir, ondan sonra alemimde hoşuma giden bir tefekkürdü bu. Şimdi çoğu zaman biz kabristanlara gidiyoruz değil mi? Toprağa verdiğimiz yakınlarımızı, işte babamız, anamız neyse, Fatiha okuyoruz. Sen söyle, ve toprağın altındakilerin hiçbir faydası olmayan suyu döküyoruz böyle şakır şakır, tamam mı? Niye döktüğünü bilmezsin yani. Halbuki yani işte ya çiçek ekmişsin, o yüzden döküyorsundur veyahut da adettir. Tamam, bunu yapıyoruz ve çıkıyoruz ve bu ziyaretten de elimize ne geçiyor? Cüz'i bir sevap geçiyor. Yani bir Fatiha okudun. İşte ölünün de ruhuna bir sen söyle, yelpazen evinden bir fayda sağladın. Ama bir de çiçek satanlardan çiçek almışsan, çiçek satanlar için de güzel bir kazanç oluyor. Adam satıyor çiçeği, sen toprağa bırakıyorsun. Gidiyor tekrardan alıyor çiçeği, tekrardan satıyor. Döner sermaye. Yani hiç eksilmeyen bir sermayesi var çiçekçilerin. Şimdi Kur'an bize tekasür suresinde aslında bir ölçü veriyor. Ben nasıl kabir ziyareti yapmam lazım? Yani Tekasür suresinde ne geçiyor? Diyor ki çoklukla övünmek yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Yaptığımız fiillerin tam manasıyla ibadet olması için bu Kur'an'ın vermiş olduğu dört ana ders var ya, işte tevhid, nübüvvet, haşir, nübüvvet, haşir, ibadet ve adalet şeklinde. Bu esaslara oturtulması lazım. Yaptığın şeyin, fiilin ibadet olması için. Bak, yaptığın fiilin ibadet olması için senin yapmış olduğun fiili Kur'an'ın dört ana maddesine oturtman lazım.
Yani o fiilde tevhide ulaşacaksın. O fiilde nübüvvete ulaşacaksın. O fiilde ondan sonra ahirete ulaşacaksın. O fiilde ibadet ve adalet kavramını yakalayacaksın. O zaman senin yapmış olduğun fiil bir ibadet şekline girer. Öteki türlü bu formüle uymadıktan sonra yapmış olduğun fiil geleneksel, kültürel bir seviyede bir ziyaret olur. Şimdi kabre gittin, kabre gidiyoruz biz. Niye gidiyoruz? Kabir ziyareti neden yapıyoruz? Bakın insan nisyandan alınmıştır diyor Üstad. İnsan unutur. Dünyaya geliş gayesini unutur. Ne için geldiğini unutur. Nereye gideceğini unutur. Vazifesini unutur. Kabir ziyareti yapmak kişinin kendini formatlamasıdır. Ama hangi formatlama? Tekasür suresindeki ayette ifade etmiş olduğu çoklukla uğraşmak, çokluk peşinde koşmak sizi diyor ne yaptı? Oyaladı. Ve biz Kur'an ve hadisin ikazlarına, bu uyarılarına baktığımız zaman şunu anlıyoruz kabir ziyaretinde. Şuurlu bir kabir ziyareti beni aslında rüyadan, çokluk krizinden kurtarıyor. Yani çokluk, çok toplama, mal mülk toplama krizinden beni kurtarıyor. O yüzden kabir ziyareti bana ne ders verir? Kardeşim senin çoklukla övünmüş olduğun her şeyi ölüm sıfırla çarpar. Bakın senin çoklukla övünmüş olduğun neler varsa bu dünyada, malın, mülkün, araban, bunu sıfırla çarpar. Sen kabre girdiğinde, kabir ziyareti yaptığında ölüm hakikatinin bu dünya hayatında bütün her şeyi sıfırla çarptığının farkına varıyorsun ve artık kabir ziyaretini tamamladıktan sonra diyorsun ki kardeşim benim kendime çeki düzen vermem lazım. Çünkü bu kabir içerisindeki insanların birçoğu ben olmazsam bu işler olmaz diyenlerle dolu. Bu kabir içerisindeki insanların birçoğu bu dünya hayatına aldanıp maalesef ahiretini kaybedenlerle dolu. Dünya hayatında geniş gayesini unutanlarla dolu. İşte ben bu kabir ziyaretini yaptım ve artık hayatıma Kur'an ve sünnet ölçüsünde yön vereceğim, şekil vereceğim dedik demenin adıdır kabir ziyareti. Böyle bir kabir ziyareti büyük bir ibadettir. Ama biz gidiyoruz, çiçek bırakıyoruz, suluyoruz, dua okuyoruz. Kabir ziyareti bitiyor, dışarı çıkıyorsun. Tamam mı? Hunharca dünyaya talip oluyorsun. Hunharca dünya peşinde koşturuyorsun. Abi bir de kabirde ilk okunan şeydir. Tekasür suresi. Evet. Yani. Kabir rahatlığı için. Kabir rahatlığı için. Kabir rahatlığı için hadiste geçer. Kabir rahatlığı için ama şimdi bu dünyada bir kere ona göre format edilmez. Tabii canım tekasür bir krizdir ya. Tekasür bir hastalıktır. Bu asrın en büyük hastalığı tekasür hastalığıdır. Bir noktada. Yani çok para toplamak, çok para kazanmak, çok insana ulaşmak, çok insan tarafından takip edilmek. Hepsi seni manadan uzaklaştırıyor. Sen farkında olmadan artık sen söyle çok peşinde koşmaya başlıyorsun. Çok olsun. Ama mana yok. Mana yok yani. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Yani etrafımızdaki insanların çoklukları da bazen bizi çok aldatıyor. Üstad bununla ilgili çok der. Mesela insan nefsi acayip bir savunma mekanizması vardır. Mesela bir şeyi yanlış yapıyorsa hemen etraftaki insanların aynı yanlışı yapmasından kuvvet alır. Buna bir örnek vereyim mi? Sınav olurduk eskiden. Tamam mı? Kaç aldın? 30 aldım. Ama bütün sınıf 30 aldı. Yani affedersiniz bir tek tembel ben değilim. Bütün sınıf böyle. Ya bütün sınıfın 30 alması senin 30 almanın da şeyi değiştirmiyor. Yani bütün sınıf kalsa da ve hatta bak şöyle deniliyor. Ya sınavdan kaç aldın? 30 aldım. Ama var ya sınıfta 40 kişi tamam mı? 30 ve 20 aldı. Yalnızca 3 kişi geçti. Yani 3 tane salak var. Öyle olmuyor mu? Hatırlıyor musun? Okulda biz bu savunmayı çok yapardık ya. Tabii. Yani çan eğrisi demişler galiba şimdi bunu öyle diyorlar çan eğrisi. Yani 30 tane çoğunluk hepimiz biz zayıf aldık. Olması gereken buydu ama aramızdan nasıl çıktıysa 3 kişi çıktı. Bunlar iyi aldılar yani bunları asmak lazım. İnsan nefsinin psikolojisi budur. İnsan nefsi yapmış olduğu hatada hemen kendine dayanak noktası arar. O yüzden Üstad 14. sözün zeyninde bunu söylüyor. Hem deme herkes benim gibidir. Herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder kardeşim. Bu ateist mesela şey yapıyor. Herkes ateist yapmaya çalışıyor ya. Sen neticede Allah'a inanmıyorsun. Senin için ahiret hayır yok yani. Niçin uğraşıyorsun ki? Yani?
Çokluk alacak. Yani kuvvet alacak arkasından. İnsan nefsi kuvvet alır. Yani evet, insan etrafında bayağı bir insanlar var. İnsanlar, bakın, insan manevi vazifelerini ifa edemeyince kalabalığa kaçma ve kalabalıkta kendini sen söyle oyalama hastalığına tutulur. Bugün bakın ciddi olarak sosyal medyada bu kadar vakit harcamamızın. Tabii. Yani sefahat hayatı, dediğin gibi sefahat içinde çok şey koyabilir. Yani sefahat yalnızca sefahatı yalnızca affedersiniz zina yapmak ve işte pavyona gitmek olarak algılamayın. Bakın size nereden söyleyeceğim bunu. Sefahatin çok basit bir tanımı yapılmış ama çok geniş bir tabir, tamam mı? Dördüncü sözden. Tamam mı? O adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünü olan bir saat bir bilete vermeyip, bak şimdi bomba geliyor. Muvakkat bir lezzet için sefahate sarf etse. Gayet akılsız, zararlı, bedbah olduğunu. Muvakkat eğlenceye sarf ettiğimiz zamanlarımız bile sefahat tabirinin içerisine giriyor. Çünkü neden? Kesret dairesinde, kesret dairesinde kendimizi oyalıyoruz. Çünkü vahdet dairesinde teneffüs edemiyoruz. Ehlullah yalnız kalmaktan hoşlaşmış. Yalnız kalmak için uzlet zamanları yaşamışlar. Biz yalnız kalmaktan korkuyoruz. Çünkü içimizdeki sesleri bastırmak istiyoruz. Vicdan diyor ki olmuyor. Eksiksin kardeşim. Yapmıyorsun kardeşim. Uğraşmıyorsun, uğraşman gerektiği kadar kardeşim diyor. Ben bu sesi duymamak için ne yapıyorum? Gidiyorum Muhammed Hoca ile goy goy yapıyorum. Gidiyorum işte Cahit abiyle PlayStation oynuyorum. Vesaire yapıyorum. Bastırıyorum. Bastırıyorum. Çünkü neden? Çokluk içerisinde ben kendimi oyalıyorum. Akşam namazına, diğer bir akşam namazına öğleye kadar kabul etmiyor kimseyi. Ya tamam, biz böyle bir hayatta yaşayamayız. Bizim için bunlar teklifi manayı tek olur. Ama velakin en azından kitap okurken ya, yani kendi dünyamızda etrafımızdaki insanların bizi aldatmasından kurtulmamız lazım. O yüzden bakın, yani belli bir yaştan sonra tekliğe alışmak lazım. Yalnızlık çok kıymetli bir şey. Neden ama? Yalnızlık kime kıymetli abi? Yalnız kalmadığını bilene kıymetli. Cahit abi. Sen yalnız kal, kafayı yiyor adam. Yalnız kalamıyor. Çünkü yalnız kal korkuları var, vesveseler var. Ama yalnızlık kime keyif verir? Bediüzzaman'a keyif verir tabii, dağın başında. Tamam mı? Burada yalnızım diyor ama yalnız mı Bediüzzaman yani? Herkesin hirası olacak ama arayacağı mana olması lazım. Manası olmayan adamın hira mağara olur. Manası olmayan adam için, değil mi? O hira mağara olur. Manası olan adam için hira mana teşkil eder. Oradan mana gelir. Tahari eder. Manayı araştırır. Oradan bir mana bulur. Manası yok ki, hayatı manasız yaşıyor. Bu adam al bunu dağın başına koy. Orada telefonla oynayacak. Abi bizi götürüyoruz, biz kamplara gidiyoruz bir şeye. Sen söyle İzmit'e. Abi de böyle yapıyoruz. Şöyle gittik, köyde her yerde internet arıyoruz. Her yerde internet arıyoruz. Tamam, ben geçen kıza dedim ki ya dedim İzmit'e gideceğiz diyorum. 3 gün 4 gün gidelim orada anıma falan dedim. Ondan sonra havalar soğuk, sonra vazgeçtik. Neyse. Ya gidelim. Kız bizim kriz. İnternet yok. Gelmem ben. Anneannemde kalacağım. İnternet yok. Böyle. Beni hatırlıyor musun? Gostum'a her yerde. Tamam. Ha, Emre nereye gitse Wi-Fi soruyordu. Bak bizim Mustafa şimdi geliyor, ayda bir geliyor ya, ondan sonra okuyor. Baba okudun diyor, tamam diyorum. Hemen al diyorum, tamam mı? Hemen bir saat şöyle çek oğlum diyorum, çek. Ya öyle abi işte, maalesef durumumuz bu. Allah yardımcımız olsun. O yüzden yani hira diyoruz ama taharrim var mı ki hiran olsun kardeş? Ama sana mesela yazıp çizerken de siz yalnızlığınız... Yaz bunu Salih. Yanınızdaki o yazıp çizmeleriniz çok daha farklı olur. Tabii. Kesinlikle ya. Abi o zaman işte içinden gelen seslerin hepsini döküyorsun. Ya Cahit abi bak, mesele bir yerde yalnız kalmak değil. Ben sana şunu söylüyorum bak. Şu yanında mı abi? Sen yalnız kalamazsın. Dünya var abi. Ha. Tuşlu olsa eyvallah. Şu var mı abi senin yanında? Geç bir kere o yalnız kalmadan, daha çekilme. İlla ki diyeceksin buradayım. Okuyorum. Yani tamam mı? Yalnız kalamıyoruz abi biz yani. Çayla ya buradayım yani, okuyoruz ağaçtan. Haberiniz olsun yani, böyle yani ulaşamıyorsunuz ya, zannetmeyin ki maçtayız falan filan. Biz buradayız, okuyoruz yani. Çünkü paylaşım bizim gıdamız olmuş. Ben yaptığım için rahat sallıyorum. Kendime sallıyorum yani. Ben çok yaptığım için bunları. Hani ki... Unutmak istemiyorum. Ben unutmuşlardır. Yani. Ben yapınca teşvik. Sen yapınca dünyalık oluyorsun. Evet.
Kim ne yaparsa yapsın yaptığımız şeylerin içerisinde maalesef bu yalnız. Paylaşım yaparsın dersin, teşvik olsun, eyvallah. Kapat telefonu, bırak. Bırak, uzak dur ya. Elbette en bahat yer odur ki. Ya çok böyle geniş bir cümle bu. Yani dediğin gibi yani saat konuş, ben burada daha kesiyoruz. Yani otur konuşalım bunu. Yani 2-3 saat daha konuşuruz yani. Her biri hem dediğin gibi bir basamak ve çok güzel bakış açıları var. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayatı ebediyesini, hayatı dünyevi için bozmasın. Bak burası çok önemli ve ayet-i kerimede onlar ahiret hayatını bilerek, özür diliyorum, dünya hayatını değil mi? Onlar dünya hayatını bilerek ve severek ahiret hayatına tercih ederler diye bu asrın bir hastalığı. Yani fani 50-60 senelik geçici bir hayatı esas yapıp baki hayatı ikinci plana atmak, üçüncü plana atmak ve o hayatı reddetmek ve bütün alametleri dünya üzerinde gözüken kendi fıtratının işaret etmiş olduğu ahiret hayatını ne yapıyor? İptal ediyor. Üç kuruşluk dünya hayatına talip oluyor ve ahiret hayatını feda ediyor. Niye? Dünya hayatına. Abi ufak bir günahta bile mesela hani ufak bir günah yoktur gerçi de hani şey olarak mesela örnek veriyorum, yalan söylemek. Onda bile mesela dünya hayatına, ahiret hayatına. Tabii. Hayat tercihlerle. Bakın cüz'ü ihtiyarı tercih. Zaten cüz'ü ihtiyar olmazsa insan olmazsın sen. O yüzden cüz'ü ihtiyar reddedilemez. İrade dediğin şey bağımsız irade reddedebilir. Çünkü mutlak irade Allah'a aittir. Ama cüz'i ihtiyar noktada sen bir seçim yaparsın. Allah o seçime binaen sana bir şeyler açar. Hatta işte o cüz'i ihtiyarın içindeki meyelan. Tabii meyelan. O işte bu da iman eğitimine tabi tutmazsak kendimizi o meyiller hep dünyaya gidecek. Dünya olacak. Dünya. Hep sen dünyaya kayacaksın. Zaten böyle bir insana mesela bakın size ben şöyle bir örnek vereyim. Benim kendimi vahyin terbiyesine, sünnet-i seniyenin terbiyesine tabi tuttuğumun alameti nedir kardeşim? Uhrevi işler sana kolaylaştırılmışsa, uhrevi işlerle meşguliyet sana keyif vermeye başlamışsa, sen bundan gerçekten de lezzet almaya başlamışsan, elhamdülillah de, alnını secdeye koy, ya Rabbi de beni nefsini baş başa bırakma. Ama diğer tarafta, uhrevi işler sana zor gelip, sürekli önüne bazı engeller çıkıyor zannediyorsan ve sen o engelleri takılıyorsan, uhrevi işlerle uğraşmak sana keyif vermiyorsa, kitap okumak sana keyif vermiyorsa, derse gelmek sana zulüm oluyorsa, bil ki senin hissiyatların, senin görüşün vahyin ve sünnetin terbiyesinde girmemiştir. Ve sen maalesef çoğu zaman ne yapacaksın? Geçici dünya hayatını ahirete ne yapacaksın? Tercih edeceksin. Baki ahirete tercih edeceksin. Bu tercihin de düzelmesi için abi tek çare benim anladığım Cenab-ı Hak diyor. Tövbe edin, iyilerle beraber olun diyor ya, beraber kiminle topluyorsun o çok önemli yani. Şimdi sürekli dünya konuşan bir insanla, işte ev alayım, araba alayım diyen bir insanla alemin insanın ahireti hatırlaması mümkün değil. Abi öyle bir şey ki, çok uhrevi bir adam olabilirsin. Emre mesela diyelim, parası mülkü parası olan bir adam. Cahit abi de öyle. Ben bunlara takıldığım anda benim kaşım gözüm oynamaya başlar. Eğer çok sağlam değilsem onları ben değiştiremem, onlar beni değiştirir. O elmas kömür meselesi yok mu? Elmasın misal vermişsin ya sen kömür. Evet, elmas değişmez. Elmas keser. Ama yani elmas olmayınca grafit oluyorsun ve hatta amorf kömür oluyorsun. Herkes de yani nurcuyla nurcu, mumcuyla mumcu oluyorsun. O yüzden şöyle bir eskiler böyle derlermiş. Dünyevi insanlara fazla oturup kalkmayacaksın. Hatta Zübeyir abi galiba Bekir Berk abi geldi. Bekir Berk abinin ailesi zengin miydi? Yanlış olabilir. Böyle lüks yerlere işte lüks değil mi? O zaman ne lüks olacak böyle işte. Yerleri göndertmezmiş tamam mı? Neden? Yani dünya hissiyatı depreşmesin diye. Bir tane hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Bir tane işte Hristiyanlar zamanında bir tane adam 99 kişi öldürdü. Yani adam tövbe etmek istiyor ama diyor ki ben Allah beni affeder mi affetmez mi bilmiyorum diyor. Bir falanca rahibe yolluyorlar. Rahibe soruyor. Rahip diyor ki seni affetmez diyor. Madem affetmez diyor rahibi de soruyor. Sahih hadis geçiyor mu? Öldürüyor sonra yine soruyor. Diyorlar ki falanca yerde bir rahip var. Onun yanına gidiyor. Rahip diyor ki Cenab-ı Hak affeder seni ama diyor tövbe ettikten sonra diyor bulunduğun yeri terk et diyor. Bu tövbe ediyor bulunduğu yeri terk ediyor. Gidiyor, yolun yarısında ölüyor.
yarısında ölünce melekler geliyorlar. Şimdi cehennem melekleri cehenneme almaya geliyor. Cennet melekleri cennete almaya geliyor. Cenab-ı Hak'ta soruyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki ölçün diyor. Hangi yere yakınsa oraya al. Hatta rivayetlerde diyor ki Cenab-ı Hak diyor onu biraz daha diğer yere iteledi, bir yaklaş kalır. Ondan dolayı diyor onu cennete aldı yani. Bu hani tam tövbe ediyorsun, bazı şeylerden vazgeçiyorsun ama eski ortamından hiç taviz vermiyorsun. Mesele kardeşim çok basit bir ölçü koymuş. Üstad diyor ki dünya için diyor din feda edilmez. Bak dünya için din feda edilmez. Bediüzzaman Hazretleri benim alemimde çok çok önemli bir ölçüsüdür bu. Yani ne diyor? Dünya için kardeşim dinini feda etme. Fani bir hayat için, fani bir dünya için baki ebedi hayatını feda etme. Bir iş yapacaksın, ölçün ahiret olsun. Bu bana ne, ahirette ne getirir ne götürür. Ahiretimi kaybettirir mi, kazandırır mı? Ahiret hayatıma katkısı olur mu, olmaz mı? Biz çoğu işlerimizde ölçümüz dünya hayatında ve o dünya hayatında katacağı veyahut da götüreceği şeyler merkezde oluyor. Elhamdülillah. İşte bu bizim için bir ölçü. Ölçü olacak. Yani ben din noktasında bu bana ne kazandırır, ne kaybettirir. Ama biz bunu yapmıyoruz. Mesela bir dünyevi iş yapacağız. Kaç zam gelecek maaşıma? Ne kazanacağım? Ama ne götüreceğini hesaplamıyoruz yani. Evet. Maleyani şeylerle ömrünü telef etmesin. Maleyani şeylerle ömrünü telef etmesin. Telef olmak ne demek? Bir hayvanı daha önceki derste ifade ettik. Yani Allah demeden hani besmelesiz kesmek. Et murdar oldu. İnsan da hayatını Cenab-ı Hak yolunda feda etmezse, onun istikamet koymuş olduğu istikamet üzerine hayatını yaşamazsa ve o vahyin terbiyesine, sünnet-i seniyenin ondan sonra terbiyesine girmek noktasında kendini zorlamayıp maleyani geçici işlerle uğraşırsa, bunlarla vakit geçirirse ve böyle bir hayat neticesinde bu adam ölürse, bu adam telef olmuş olur. Telef. Bismillah unuttuğu için. Allah unuttuğu için. Telef oldu. Telef ediyoruz hayatımızı maalesef. Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Bu da çok önemli. Misafir örneği çok güzel bir örnektir. Yani gerçekten de misafirsin, dikkat et. Misal çocuklarını bir yere gidiyorsun. Tamam mı? Çocuk çok hallaz. Diyor, çocuğun kulağını çekiyorsun. Tamam mı? Bak, bak evde yaptıklarını yapma. Misafirsin. Tamam mı? Öyle her şeyi isteme. Misafirsin. Evden çıkmak değil mi? He, ondan sonra bak orada gördüklerini isteme. Bak misafirsin, unutma. Değil mi? Bak çok güzel bir örnek bu. Şimdi dünya hayatı neymiş? Misafirhaneymiş. Misafirhanedesin kardeşim. Misafir olan diyor, beraberce götüremeyeceği şey kalbini bağlamaz. Misafir gelir, ikramlarla bulunur, ikramlardan istifade eder. Sonra der ki, teşekkür ederiz, gider. Dünya hayatı da bir misafirhanedir. Cenab-ı Hak burada, değil mi? Hakimdir, hikmetiyle sana bir şeyler verir. Rahimdir, ihsanı merhameti çoktur. Kerimdir, ikram eder. Sen bu dünya hayatında geldin, tamam mı? İstifade ettin, misafirdin, misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket ettin. Ondan sonra dersin ki benim misafirliğim bitti, eyvallah. Misafirhaneye geliyorsun, her şeyi istiyorsun. Bunu da alayım, bunu da alayım. Şuyum da olsun, buyum da olsun. Ne dedik kardeşim sana? Misafir olan kimse beraberce getiremediği bir şey kalbini bağlamaz. Ne getirmişsen buradan öyle ayrılacaksın. Nasıl geldin? Nasıl geldiysen öyle gideceksin. Nasıl geldiysen öyle gideceksin. Ölçü bu. Abi çoğu zaman misafirhane unutunca doldur torbaya ne varsa yani hunharca doldurmak ve kazanmak için uğraşıyoruz yani. Misafir olduğumuzu unutuyoruz. Misafir olduğunu unutan kişi mülk sahibi olduğunu zanneder. Mihmandar olduğunu zanneder. Ev sahibi olduğunu zanneder. O yüzden yazarsın sahibinden. İlk sahibinden. Vay 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 vay. İddiaya bak. Evet. Selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediye girsin diyor. Yani bütün bu mademler aslında bizim hayatımıza tatbikatı yapılırsa doğru bir şekilde kabir kapısına girmek, ebedi saadet ulaşmak kolaylaşacak. Bugün kabir kapısı zulümatta olarak gözüküyorsa bu mademlere riayet etmediğimizden dolayıdır. Ve bizim bu dünya hayatında saadet görmediğimiz gibi ahirette de saadet görme imkanımız yoktur. Evet. Burada duralım.